Buyurun efendim, buyurun. Zafer Partisi yabancı düşmanı diyorlar. Oysa ben dahil yabancı düşmanlığı ile hakkında soruşturma açılan bir tane Zafer Partili yok. Aksine Zafer Partisi il başkanları olay çıkma ihtimali olan her durumda emniyet yetkilileriyle irtibat kuruyorlar ve bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Zafer Partisi'ni kimseyle karıştırmayın. Zafer Partisi kadroları yüksek bir vatanseverlik duygusu ve devlet hassasiyetiyle hareket ederler. Ve Zafer Partisi Türkiye'ye gelen turistlere de karşı değil. Araplar, Çinliler, Japonlar, Batılılar hepsi ülkemize turist olarak gelsinler. Biz ülkemizdeki sığınmacı ve kaçaklara da düşman değiliz. Biz sığınmacı ve kaçakların Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine dönmelerini istediğimizi partimiz kurulduğu günden bu yana tekrar ve tekrar söyledik. Evet, değerli Türk milleti, değerli basın mensupları, Zafer Partisi olarak geçtiğimiz hafta yeni bir süreç başlattık ve başta bütün Arap ülkelerinin Ankara Büyükelçilikleri olmak üzere büyükelçiliklerden görüşme talep ettik ve Zafer Partisi'nin hükümete yakın medyanın yapmış olduğu dezenformasyon çalışmasına aksine bu ülkelerden turist beklediğini, öğrenci ve sermayeye de karşı olmadığını bizzat ileteceğiz. Ancak ülkemizin göçmenistan olmasına da izin vermeyeceğiz. Zafer Partisi, Türkiye'deki temel sorunların ana sebeplerinden olan sığınmacı ve kaçakların tamamının hukuka uygun şekilde ve güvenle evlerine gönderilmesi suretiyle devletin güvenliği ve milletimizin bekasını sağlamaya amaçlayan bir siyasi partidir. Zafer Partisi, anayasamızın başlangıç kısmında belirtilen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek İlk dört maddedeki temel değerlerimiz ile 66. maddedeki Türk vatandaşlığı tanımlarına gönülden bağlı Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini benimsemiş bir partidir. Temel politikamız devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetmektir.